Sağ ol Güzel bir ama. galibiyet. Bir Ankara derbisi keyfi vardı. Kazanan taraf Ankara gücü oldu. Hep Fatih Başkanım'ın açıklamaları alıyorduk ama sizi yakaladım. Ben artık sizden almak istedim. Yani ben önce tabii ben de takımın galibiyetinden dolayı takımı şahsında camiayı da tebrik ediyorum. Başkan genelde maçlardan sonra o konuşuyor. Ben çok basına konuşmak istemiyorum. Ama sizi kıramadım. Mikrofonu çevirdiniz. Birkaç kelam etmek isterim. Nasıl takımı şimdi durumu? Artık bir nefes aldık. Daha lig bitmedi. Uzun bir maraton var. Evet. Şimdi Denizli dahil ligde kalma ihtimali var. Yani şimdi biz 36 puandayız. Ama bir iki maç daha en azından galip gelip rahat bir sıralamaya geçmemiz lazım. Gençler bugün yenildi ama iyi futbol oynadı. Tebrik ediyorum. Önümüzdeki hafta onların da Sivas'ta maçı var. İşte 31 puanları var. 33 puanlı 2-3 takım var. Onların da ligde kalma umudu devam ettiği müddetçe son maça kadar bu iddia devam edecek. Bu yarış devam edecek. Ben hala işin daha garanti olduğunu düşünmüyorum. Biz en azından bir 3 maç daha almamız lazım. İnşallah bu futbol zaten puan kazandırıyor. Evet. Hikmet Hocam da bunu başarıyor. Şimdi sürekli konuşulan bir prim konusu var. Evet. Bir maaş konusu var. Birçok takımı biliyorum ki hep 2-3 maaş zaten geriden geliyor takımlar. Ankara gücünde bu durum nedir? Kulübün futbolculara borcu var. Kimisine bir maaş, kimisine iki maaş. Bir futbolcumuza iki maaştan fazla borcu var. Ama bu borcu futbolcuyu mağdur edecek düzeyde değil. Ara sıra futbolcunun temel ihtiyaçları olan ve talep ettiği şeylerde katkı sağlıyoruz. Prim konusu tartışılan bir konu. Ona itiraz ediyorum. Şurada elimde belge var. Bugüne kadarı 9 milyon 82 bin lira bu kulüp futbolcularına prim ödemiş. Maaş harici prim. Maaş harici 9 milyon 82 bin lira prim ödemiş. Bizim toplam futbolculara borcumuz 15 milyon bile değil. Yani yarısından fazlası prim olarak ödenmiş. Şimdi bu prim konusu tartışma konusu yapılması doğru değil. Hiçbir şunu net söylüyorum sizin huzurunuzda. Sezon sonunda bu kulüpte hiçbir futbolcunun alacağı kalmayacak. Hepsini ödeyeceğiz. Çünkü her şey daha doğrusu çok konuşmak istemiyorum ama bu kulüp ciddi ekonomik olarak ciddi badireler atlattı. 23 milyon euro geçmiş yönetimin cezasından dolayı futbolculara cezasını ödedi yabancı kulüplere. Biz camiamız, futbolcular sakin olsun. İnşallah sezon sonunda hem iyi bir yerde yer alalım, ligde kalalım ve hiçbir futbolcunun da alacağı kalmayacağını ben Faruk Koca olarak davet ediyorum. Başkanım, ben açık sormayı severim. Bunu, geçen hafta Hikmet Hoca'nın bir açıklaması oldu. Biz görevimizi yapıyoruz, yönetim de görevini yapıyor. Burada neyi anlatmak istedim? Hikmet Hoca ile başkan konuştu. Ben görüşmedim. Ben kesinlikle o Murat'la söylemedim. Böyle yanlış anlaşıldı. Rutin bir herkes üzerine düşeni yapması gerekiyor değil. Biz de yapacağız, yönetim de yapacağız. Hikmet Hoca öyle bir beyanda bulundu. Ama yönetim hiçbir şunu bilsin ki bu yönetimin yaptığını hiçbir yönetim yapmamıştı. Biz bataklıktan aldık Ankara gücünü, şu anda ligde tutmaya uğraştık. İnşallah çok daha iyi yerlerde olacak başkanım. İnşallah. Şimdi göreve geldiğinizden beri transfere şöyle bir yoğun çalışılamadı. Geldiğinizde bir kriz ortamı vardı. Transfer yasağı son dakikada açıldı. Geçen sezon pandemi şartları vardı. Yurt dışından futbolcu izlenilemiyordu. Şimdi herkes bekliyor ki artık Ankara gücü şimdiden gelecek senenin çalışmalarına başlıyor. Şimdiden gelecek senenin çalışması yapılıyor. Ondan emin olsun. Ama kimse bilmiyor. Yani çünkü bu camia veya bu sektörde maalesef hiçbir bilgi gizli kalmıyor. Her bilginin aktarılması futbolcuyu alma konusunda bizim aleyhimize dönüyor. Bu anlamda Ankara gücün gelecek sezonla ilgili gerekli yerde çalışmalar yapılıyor. Camia ondan emin olsun, yeter ki ligde kalalım. Şimdi artık her maçta bizim ümidimiz artıyor. Artık ligde kalma korkusundan uzaklaşıyoruz ama gelecek seneyle ilgili yavaş yavaş hayaller kurmaya, hedefler kurmaya hem taraftarlar hem biz başlıyoruz. Gelecek sene için Ankara'cının hayali hedefi ne olacak sizce başkanım? Yani şimdi alacağımız futbolcu, görüştüğümüz futbolcu, onları aldığımızda bunu söylemek daha doğru olur. Ama Ankara gücünü her zaman böyle düşme korkusu yaşayan bir durumda olması doğru değil. Bize de bu yakışmıyor. En kötü ihtimal önümüzdeki sezon ilk 6.
İlk 6 hedefini ben altını yazıyorum manşetini. İlk 6 yani başka türlü Ankara gücünü ve camiayı rahatlatamayız. Bunu yapmadıktan sonra da burada durmamızın da anlamı yok. Şimdi kongre ertelendi. Ertelenmedi. Kongreyi yapamıyoruz. Evet. İlk fırsatta kongreyi yapacağız inşallah. Kongreyi de yapmamız lazım. Hem yönetimi hem şeyi güçlendirmemiz lazım. Maalesef geldiğimizden beri kulübün en büyük sorunu olan ekonomik sorun bizim gerçekten futbolla ilgili çalışmamızın önünde büyük engel. Ekonomik sorunları da paylaşacak bir ekiple hem futbol takımın futbol aklıyla ilgilenecek bir ekip hem de parasal konuyla ilgilenecek bir ekip olunca inşallah önümüzdeki sezon bu sorunları daha iyi şekilde aşmış olarak daha iyi yerlerde olacağımıza inanıyorum. Faruk Başkan'ın kafasındaki anladığım kadarıyla daha zengin, daha güçlü, elini cebine atıp Ankara Gücü'ne maddi tabii imkan yani sağlayacak başka türlü olmaz. Sağlamak. Başka türlü olmaz yani. Çünkü yani bunu söylemek istemem artık para aramaktan yoruldum. İnsanlar artık benimle görüşmüyor çünkü benimle görüştüğünde para isteyeceğimi biliyor. Dostlarım sağ olsun çok kırmadı. Şundan emin olun son 20 gündür 25 gündür yakın dostlarımdan 16-17 milyon lira para alarak kulübe destek sağladım. Başkanım kalıcı gelirler merak edilenlerden bir tanesi de o. Evet Ankara Gücü'ne siz kaynak sağlıyorsunuz, devlet imkanları, belediye imkanları Ankara Gücü'ne yardımcı olmaya çalışıyor ama Ankara Gücü bir taraftan da artık ayakları sağlam basa kalıcı gelirler bekliyor. Onlarla ilgili çalışmalar olacak mı? Yani şimdi kalıcı gelirlerle ilgili devletin veya yerel yönetimlerin ciddi katkı sağlaması lazım. Bu anlamda kalıcı gelirlerle ilgili şu anda bir şey yaptık desek doğru olmaz. Ama sizin dediğinize itiraz etmiyorum. Bunu yapmak lazım. Yani hep bu kulüp kesinlikle ekonomik sorunları düşünmeyecek bir pozisyona gelmesi lazım. İnşallah o anlamda belki önümüzdeki sezon bu sorunu çözülmez mi? Bir iki sene içinde bunu çözüleceğine inanıyorum. Valla uzun zamandır biz de hep bu korkularla, bu ligin son bölümüne o korkularla giriyorduk. Bu sene biraz daha rahat gireceğiz inşallah. Bir daha da yaşamayız. Valla biz sizden daha fazla stres yaşıyoruz. Yani 90 dakika oturmuyoruz. Ayakta maç izliyoruz. Bir de sizin öyle bir rutininiz var. Siz hiç oturmadan maç izliyorsunuz. Hiç oturmadan maç izliyorum. Yapacak bir şey yok ya ortamın atmosferden kaynaklanan bir durum söz konusu. Bugün takım yendiği için mutluyuz. En azından bu hafta rahat geçireceğiz. İnşallah cuma günü Beşiktaş maçında da iyi bir sonuç alırsak almak için uğraşacağız. Çünkü her maça galibiyetle çıkmamız lazım ve inşallah da sonu hayır olacak.